Biz Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlayabiliyoruz. O nedenle NATO'ya üye olmak istediklerini de biliyoruz. Ama bir taraftan o iki ülkenin güvenlik endişelerini anlarken Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşılanmaması kabul edilemez. O da terörle mücadeledir. Maalesef bu terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD bu ülkelerde özellikle İsveç'te yoğun bir mevcudiyeti var bunların. Sadece mevcudiyet değil, çok faaliyet gösteriyor. Faal. Para toplama. Yani terörizmin finansmanı aslında bu. Ona girer. Aynı şekilde insan devşirme. Ta oralardan Irak'taki Kandil Dağı'na, Suriye'ye insan devşiriyorlar. Propaganda devam ediyor. Şimdi oturduk, müzakere ettik, bir belge imzaladık, güçlü bir belge. Bu mutabakat muhtırasına göre bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde durduracak. Açık net. Biz ne fazlasını istiyoruz, ne eksisini istiyoruz. Yani azını istiyoruz daha doğrusu. Şimdi Finlandiya ile baktığımız zaman görece olarak o kadar büyük sorunumuz yok. Onlar da bazı adımlar attılar ve atacaklarını da söylüyorlar. Ama İsveç'e baktığımız zaman bu adımlar atabilmek için yasa değişikliğine ve anayasa değişikliğine gitmek zorundayız dediler. Gittiler ama bu faaliyetler artarak devam ediyor. O zaman yasa değiştirmenin ne anlamı kaldı? Burada görülüyor ki siyasi irade lazım. Yeni hükümette bu, bir önceki hükümete göre bu iradeyi görüyoruz. Ama henüz daha adım atmadılar. Tam tersine son provokasyonlar, PKK-YPG'nin faaliyetleri, terör örgütünün propagandası, yine aynı şekilde finansmanı, insan devşirme hepsi devam ediyor. Şimdi bunlar karşılanmadan bir ülkenin NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Bu partiler üstü bir konu. Ve Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldiği zaman meclise de gitti. Orada tüm partilerden aynı şeyi işitti. Yani bu konularda adım atmazsanız hiçbirimiz bu mutabakat, daha doğrusu protokolü, üyelik protokolünü onaylamayız dediler. Bu tamamen güvenlik endişesiyle ilgili, terörle mücadeleyle ilgili bir konu. Sonuçta biz Finlandiya'ya başından beri daha pozitif baktığımızı söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız son yine gençlerle bir araya geldiğinde de bunu söyledi. Ama NATO üyelik, iki ülkenin üyelik sürecini birlikte götürmek istiyor. Bugüne kadar o iki ülkede böyle istediler. Eğer böyle bir üyelik süreciyle ilgili bir karar verilirse ayrı ayrı da değerlendirme konusunda Finlandiya'ya daha pozitif bakabileceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Yani bizim derdimiz NATO'yu engellemek değil. Bizim güvenlik endişelerimiz karşılansın, terörle mücadele karşılansın. Fitra çok 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 teşekkür ediyorum. Bir Hristiyan olarak düşüncelerini söyledi. Her zaman da kendi inancını ve farklı inançlarla ilgili düşüncelerini söylüyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizde de iman etmenin şartı Allah'ın tüm kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmaktır. Aksi takdirde iman etmiş olamazsınız. Bizim inancımıza göre de antisemitizm de bir insanlık suçudur. Hristiyan düşmanlığı da insanlık suçudur. İslam düşmanlığı da insanlık suçudur. İnsanlık suçu olan eylemler fikir ve düşünce özgürlüğü, eylem özgürlüğü gibi adlandırılamaz. Aynı yasalar Finlandiya'da da var, İsveç'te de var. Düşünce özgürlüğü ilgili hemen hemen aynı İskandinav ülkelerde. Finlandiya diyor ki ben izin vermeyeceğim diyor. Çünkü bu nefret suçudur. İnsanlık suçudur. Irkçı bir yaklaşımdır. Bunlar Avrupa değerlerinde de açıkça ortadadır. Dolayısıyla bunları düşünce özgürlüğüne sokup da istediği gibi davran, provokasyon yapabilirler anlayışı bizi hiçbir yere götüremez, ancak kaosa götürür. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak tutumumuz da bu konuda aynı Peter gibi bir Müslüman olarak farklı inançlara ve kutsal kitaplara aynı saygının gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir gün İsveç'te ileride yükümlülüklerini yerine getirirse o zaman otururuz, bakarız. Ama şu anda
İsveç'in bu şartlarda NATO üyeliğine evet dememiz bizim mümkün değil. Biz açıklıyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Bir de takip mekanizması kurduk. Belgeleri koyuyoruz önümüze. Hangi adımlar atıldı, atılmadı, buna bakıyoruz. Yani bu provokasyonlardan bağımsız bir şekilde bunları da değerlendiriyoruz. Üçüncü toplantıyı iptal ettik, erteledik. Brüksel'de olacaktı. NATO da görsün. Çünkü herkes kafadan bir şeyler söylüyor. Efendim bu ülkeler karşıladı, hadi onaylayın. Yok, öyle bir şey yok. Yani görsün herkes, şeffaf olsun süreç. Dolayısıyla bu konuda biz tutumumuzu en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz. Başından beri savaşın sonlandırılması için gayret sarf ettik. Savaşın ilk aylarıyla, şimdi savaşın şartları, şu andaki şartları tabii çok farklı. Savaş uzadıkça daha da çetrefilleşiyor, daha da zor oluyor. Bir ateşkes, bırakın bir barışı, ateşkes zor. Ama biz başından beri bu savaşın, herhangi bir savaşın kazananın olmayacağını söylüyoruz. Adil bir barışın da, altını çizerek söylüyorum, adil bir barışın da kaybedeni olmaz. Ve bu savaşın da kazananın olmayacağını düşünüyoruz ve masada bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de çabalarımızı devam ettireceğiz ve güven arttırıcı adımlar konusunda da devam ettireceğiz. Elbette Ukrayna'nın kendi topraklarını korumak için farklı ülkelerden aldığı yardımlar var. En son işte tanklar konuşuluyor, bazı ülkeler vereceğiz diyor, vermeyeceğiz diyor, F-16'lar konusunda farklı açıklamalar var. Ama en önemlisi bir an önce adil bir ateşkes ve barışa doğru müzakerelerin başlatılması. Biz bundan yanayız. Ve iki ülkenin de kabul edebileceği bir barış olması lazım. İki ülkeyle de angajmana girmeden de bunun mümkün olmayacağını söylüyoruz. Tek taraflı dikte edilecek bir barışı ne Ukrayna kabul eder ne Rusya kabul eder. Gerçekçi olmamız lazım. Biz bu gerçekler temelinde çabalarımızı sürdüreceğiz. Ve bu anlaşmanın 100. yılı olan 2024'ü Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Ve şimdiden hazırlıklara başlıyoruz. Bu 6. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında da bu etkinlikleri başlatabiliriz. Enerjinin öncelikli olduğunu söyledik ve geliştirilmiş stratejik ortaklık önceliklerimizden bir tanesinin olacağını da vurguladık ve bugün enerji işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi de değerlendirdik ve Peter önümüzdeki ay İstanbul Gaz Forumu'na da katılacaklarını teyit ettiler bugün ve Azerbaycan'da çıkan gazın, önümüzdeki süreçte çıkartılacak ilave gazın Macaristan ve bazı Güneydoğu Avrupa ülkelerine, dostlarımıza ulaştırılması için biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz. Azerbaycan'la da bu konuda mutabık kaldık. Enerji işbirliğimizi daha da ileride güçlendireceğimize inanıyoruz.